Merhaba arkadaşlar. 4. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 1. dönem 2. yazılı sorularını beraber cevaplandıralım. Hemen başlayalım. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanları D, yanlış olanları Y yazınız. Hayırlı işlere başlarken, bu sınava da başlarken Bismillah deriz. Doğru. Günah olmayan bir şey başlarken besmele çekilir. Dünya hayatı sona erdikten sonra başlayacak olan hayata ahiret denir. Doğru. Kıyamet koptuktan sonra ahiret alemi başlayacaktır. Ama şu anda ölenler kabir aleminde beklemektedirler. 3. İlk peygamber Hazreti İsa'dır. Yanlış. İlk peygamber kimdir? Hazreti Adem aleyhisselamdır. 4. İslam'ın 5 temel şartından biri de hacca gitmektir. Doğru. Arkadaşlar, İslam'ın 5 şartı namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek hep yapmakla alakalıdır. İslam'ın şartları yapmakla alakalıdır. Hacca gitmek de İslam'ın şartlarından bir tanesidir. 5. İlahi kitaplar Allah'ın emir, yasak ve öğütlerini içerir. Doğru. İlahi kitaplar nedir? Allah'tan gelen kitaplardır. 6. Çevreyi kirletmek günah değildir. Yanlış. Bir çöp bile atmak günahtır bizim dinimize göre. Tükürmek dahi günahtır. 7. Yolda karşılaştığımız birisine Allahu Ekber deriz. Yanlış. Ne deriz yolda karşılaştığımız birine? Selamun aleyküm deriz veya merhaba deriz. 8. Kutsal kitaplardan olan İncil Hazreti Muhammed'e gönderilmiştir. Yanlış. İncil hangi peygambere gönderilmiştir arkadaşlar? İncil İsa peygambere gönderilmiştir. Bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed'e Kur'an-ı Kerim gönderilmiştir. Bunu biliyorsunuz. 9. Yemek yedikten sonra Allah'a şükür için elhamdülillah deriz. Doğru. Şükür elhamdülillah veya elhamdülillah veya hamdolsun diyerek Allah'a teşekkür etmiş oluruz. Verdiği bunca nimetler verdiği için. 10. Günümüze aslı değiştirilmeden ulaşan tek ilahi kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Doğru. Diğer kitaplar arkadaşlar değiştirilmiştir biliyorsunuz. Evet, aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri tablodaki uygun kelimeler ile doldurunuz. Hemen başlayalım. 1. Kur'an-ı Kerim'in 20 sayfadan oluşan bölümlerine ne denir? 20 sayfadan oluşan bölümlerine arkadaşlar bakıyoruz. Cüz denir. Kur'an-ı Kerim'de 30 tane cüz vardır arkadaşlar. Her cüz 20 sayfadır. Her cüz 20 sayfadır. Kur'an-ı Kerim'in 20 sayfadan oluşan bölümlerine cüz denir. Cüz parça, bölüm demek. 2. Kur'an-ı Kerim'in her bir cümlesine ne denir? Ayet denir. Evet. Her bir cümlesine ayet denir. Mesela İhlas Suresi, Kul huvallahu ehad bir ayettir. De ki Allah birdir, bir cümledir. Demek ki Kur'an-ı Kerim'in her bir cümlesine ayet denir. Kur'an-ı Kerim'in baştan sona okunmasına ne denir? Hatim denir. Hatim indirdim, Ramazan'da hatim indirdim. Ama hatim sadece Ramazan'da değil, diğer günlerde de arkadaşlar indirilebilir. Her gün belli bir sayfa okuyarak Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okumaya hatim denir. 4. Kur'an-ı Kerim'in son suresi nedir? Son suresi Nas'tır. Nas suresi. Kul e'udü bi rabbin nas. Evet, bunları da işaretlemiş olalım arkadaşlar. Cüz, ayet, hatim. Evet, bunu unutuyoruz. 5. Kur'an-ı Kerim'de sure vardır. Kur'an-ı Kerim'de kaç sure vardır? 114 sure vardır arkadaşlar. Sureler besmele ile başlar. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Bismillahirrahmanirrahim. İnne ataynâ.
Ayetlerden sureler oluşur. Demek ki Kur'an-ı Kerim'de 114 tane sure vardır. Kur'an-ı Kerim'de kaç ayet vardır? Kur'an-ı Kerim'de 6666 ayet vardır. Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi hangisidir? Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi nedir arkadaşlar? Fatiha suresi. Kur'an-ı Kerim açtığınız zaman görüyorsunuz zaten ne diyor? Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye başlar. 9. İslam'ın iman esaslarını kısa ve öz olarak içeren dua hangisidir arkadaşlar? İslam'ın iman esaslarının hangisidir bu arkadaşlar? Ementü duasıdır. Âmentü billahi, Allah'a inanmak ve melekati, meleklere ve kütübihi, kitaplara ve resulü, peygamberlere ve yevmil ahiri, ahiret gününe ve bil kaderi, hayri ve şerri minallah Teala, kaza ve kaderin hayır ve şerrin Allah'tan gelip inanmak. Biz buna âmentü duası diyoruz arkadaşlar. Evet, Ramazan aylarında yapılması gereken, dinimizce emredilen, İslam'ın şartlarından birisidir. Ramazan ayında hangisi yapılıyor arkadaşlar? Oruç. Oruç, Ramazan ayında yapmamız gereken, dinimize emredilen İslam'ın şartlarının birisidir. Ne diyor Allah? Akıllı, ergenlik çağına ulaşmış her Müslümanın oruç tutması gerekir diyor. Evet. Diğer bölümü geçelim. Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz diyor arkadaşlar. Hemen dolduralım. 1. Kutsal kitapları peygamberlere getiren meleğin adı nedir? Evet, hemen siz de söyleyin arkadaşlar. Meleğin adı nedir arkadaşlar? Cebrail aleyhisselamdır. Elçi melektir Cebrail aleyhisselam. Aleyhisselam demektir. 2. Kur'an-ı Kerim ilk olarak nerede inmiştir arkadaşlar? Evet, Kur'an-ı Kerim ilk olarak Mekke'de Hira mağarasında inmiştir. Zaten Hira Mekke'de arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim Hira mağarasındayken 610 tarihinde inmiştir. 3. Peygamberimiz zamanında Kur'an-ı Kerim'i yazan kişilere ne denir? Hira mağarasını işaretleyelim. Peygamberimiz zamanında Kur'an-ı Kerim'i yazan kişilere arkadaşlar ne denir? Katip denir. Ama ne katibi denir? Vahiy katibi. Vahiy katibi denir. Allah'tan gelen ayetlere biz ne diyoruz? Vahiy diyoruz. Vahiy yolu. 4. Kur'an-ı Kerim zamanında kitap haline geldi ve bu kitaba denir. Evet, Kur'an-ı Kerim kimin zamanında kitap haline geldi? Hazreti, buraya bir işaretleyelim arkadaşlar. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh zamanında kitap haline geldi ve bu kitaba nedir arkadaşlar? Mushaf denir. Mushaf. Hatta bazen böyle eskiden büyüklerimiz Kur'an'ı hala daha Mushaf derler. İki kapak arasında olan kitaba Mushaf denir. Kur'an-ı Kerim Mushaf'tır diğer adı da. 5. Kur'an-ı Kerim zamanında çoğaltılmıştır. Kur'an-ı Kerim arkadaşlar İslam toprakları genişlemeye başlayınca Hazreti Osman radıyallahu anh zamanında çoğaltılmıştır. Evet. 6. Güzel ahlakın en önemli göstergelerinden biridir. Nedir arkadaşlar? Güzel ahlakın en önemli göstergelerinden bir tanesi de bakalım burada hangi özellik var? Doğruluk. Evet, doğruluk. Güzel ahlakın en önemli göstergelerinden biridir. Doğruluk. Bu sadece arkadaşlar sözümüzle doğru olacağız. Yaptığımız davranışlarla doğru olacağız. Doğru bir inanca sahip olacağız. Her yönden mümin doğru insandır. 7. Kur'an-ı Kerim'in ilk inen ayeti nedir arkadaşlar? Yani ayetidir.
Kur'an-ı Kerim'in ilk inen ayeti arkadaşlar İkra. Arapça bir kelime de İkra. Ne demek anlamı? Oku. Gördüğünüz gibi arkadaşlar İslam'ın, Müslümanların ilk emri İkra diyor Allah, oku diyor. Bizim de çok Kur'an, çok kitap okumamız gerekiyor arkadaşlar. D şıkkını geçelim arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim ile ilgili aşağıda verilenleri cevaplandırınız. Kur'an-ı Kerim'de sure sayısı kaç taneydi arkadaşlar? Biraz önce yazdık. 114 tane. İlk suresi neydi? Evet, neydi arkadaşlar? Hemen söyleyin. Fatiha idi. Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye başlıyordu. Son suresi neydi? Biraz önce söyledik. Nas. Kul e'udu bi Rabbin nas ilahin melikin nas ilahin nas diye devam ediyor. Kur'an-ı Kerim'in en kısa suresi Kevser. İnne a'tayna kel-Kevser diye başlıyor. En uzun suresi Bakara suresi arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'de cüz sayısı kaç tanedir? 30 tane cüz vardır. Evet. Her cüz kaç sayfadan oluşuyordu arkadaşlar? 20 sayfadan oluşuyordu. Evet. Kur'an'da 30 tane parça var. Her parça, her cüz 20 sayfadan oluşuyor. Unutmayalım inşallah. Hemen E şıkkını geçelim arkadaşlar. 1. Bir toplum içinde kişilerin uymaları gereken iyi, güzel davranışlar ve kurallar bütünüdür. Biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Doğruluk, saygı, sevgi. Hayır. Bir, ahlak diyoruz arkadaşlar. Uymamız gereken güzel kurallar ahlaktır. İki, insanı bir şeye veya bir kimseye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten duygu nedir arkadaşlar? Sevgidir. Biz ne yapar sevgi? Bir kişiyi severiz. Bir davranışından dolayı. Evet. Üç, farklı duygu ve düşüncelere anlayış göstermek. Arkadaşımız çok farklı bir düşüncede, farklı bir duyguda ama biz ona ne gösteririz arkadaşlar? Saygı gösteririz. Veya başka bir inanışta onlara saygı gösteririz. Bizim dinimiz böyle emrediyor. 4. Kişinin konuşmalarında doğruyu söylemesi ve davranışlarında dürüst olması. Nedir bu arkadaşlar? Doğruluktur. Evet, hemen geçelim. Aşağıdaki Ehmet duasını ve anlamını tamamlayınız. Ehmet duasını ezberlemek gerekir arkadaşlar. Ehmetü billahi ve meleiketihi ve kütübihi ve rusulihi ve yevmil ahiri ve bil kadri hayrihi ve şerrihi minallahi teala vel ba'su ba'del mevti hakkun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Yazım biraz çirkin, kusura bakmayın arkadaşlar. Hız yazdığım için uğraşsam güzel yazıyorum. Anlamını şöyle yapalım arkadaşlar. Ementü billahi Allah'a ve meleketihi meleklerine ve kütübihi kitaplarına ve rusulihi rasullere yani peygamberlere ve yevmil ahiri ahiret gününe ve bil kaderi kaza ve kaderin hayır ve şerrin kimden geldiğini arkadaşlar Allah'tan geldiğine inandım. Öldükten sonra dirilmek haktır. Allah'tan başka ilah olmadığına, Hazreti Muhammed'in onun kul ve elçisi olduğuna şahitlik ederim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü demek arkadaşlar. Evet, şimdi hemen geçelim arkadaşlar. Ehmet duasını ezberlemek gerekir. Müsait zamanda ezberleyin arkadaşlar. İmanın şartlarını böylece ezberi bilmiş olursunuz. Evet, şimdi D şıkkını geçelim. İmanın şartlarını yazınız. İman.
Arkadaşlar iman inanmakla alakalıdır bakınız. İnanmak. İslam'ın şartları yapmakla alakalıdır. Önce inanacak kişi imanın şartlarına inanacak, sonra İslam'ın şartlarını yapacak. İnanmadan birisi ibadet yaparsa onun ibadeti ibadet değildir. Peki hani nedir bu imanın şartları? Bunlar 6 tanedir. 1. Zaten Emen duasını geçti değil mi arkadaşlar? 1. Allah'a inanmak. Ama biz ne diyoruz? Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak diyoruz. 2. Meleklerine inanmak. Kitaplarına inanmak. Peygamberlere inanmak. Peygamberlere başka kaza ve kaderin Allah'tan geldiğine inanmak. Bir de arkadaşlar öldükten sonra dirilmeye ve inanmak. Hepsi inanmakla alakalı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Pekala İslam'ın şartlarını yazalım. Kelime-i şehadet getirmek. Yani söylemek. Nedir bu? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü demek. 2. Namaz kılmak. Oruç tutmak. Hep yapmak bakın arkadaşlar. Zekat vermek, hacca gitmek. Biraz sonra bununla alakalı sorular gelecek. İmanın 3 tane şartını verecek. Bize İslam'ın şartını bir tane oraya koyacak. Onun için iman ve İslam'ın şartlarını iyi bilmek gerekiyor. Evet, şimdi çoktan seçmeli sorularımızı geçelim arkadaşlar. Zaman kaybetmeden. İlk önce ben okuyayım. Siz hemen kendiniz cevaplandırmaya, doğru cevap bulmaya çalışın arkadaşlar. Aşağıdaki sorularda doğru seçeneği bularak işaretleyiniz. 1. Kur'an-ı Kerim'in en uzun ve en kısa sureleri aşağıdakilerden hangisidir? En uzun ve en kısa suresi. Biraz önce gördük. En uzun Bakara suresi, en kısa Kevser suresi arkadaşlar. Yüce Allah tarafından tüm insanlara gönderilen son ve evrensel kitap hangisidir? Son. Bir de evrensel. Yani herkese okuyabileceği, herkesin yaşayabileceği bir kitap demek arkadaşlar. Bu hangi kitaptır? Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an'dan sonra başka kitap gelmeyecektir. 3. Herhangi bir işe başlarken söylememiz gereken söz aşağıdakilerde hangisidir? Bir işe başlarken ne diyoruz arkadaşlar? Bismillah diyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah yemek yedikten sonra diyoruz. Evet. Kelime-i tevhid, kelime-i şehadet imanımızı tazelemek, güçlendirmek için diyoruz. Peygamberimize gelen ilk vahyin anlamı nedir? Ne diyordu? İlk gelen ayet oku diyordu. Bakınız. Namaz kıl demiyor. İlk önce bize oku diyor. Cahil olma. Bilinçli, şuurlu Müslüman ol. Şuurlu bir genç ol diyor. 5. Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okumaya niye ad verilir? Evet. Baştan sona okumaya arkadaşlar ne diyoruz biz? Hatim diyoruz. 6. Kur'an'ı baştan sona ezberlemiş kimseye niye ad verilir? Evet. Baştan sona ezberlemiş kişiler arkadaşlar hafız denir. Hoca camide namaz kıldıran kişiye denir. İşte belli derviş belli bir tarikata üye olan kişiye denir. Üstad herhangi bir alanda uzman sahibi olan kişiye üstad derler. 7. Çevremizi temiz tutmak aşağıdakilerden hangisine örnektir? Çevremizi temiz tutmak aşağıdaki hangisine örnektir? Günah, sevap, haram, kötülük. Hangisi arkadaşlar? Sevaptır. Kim temizli olursa arkadaşlar sevap kazanır. Çevremizi temiz tutarsak sevap kazanırız. Aslan yattığı yerden belli olur. 8. Aşağıdakilerden hangisinde ilk ve son peygamber bir arada verilmiştir?
İlk peygamber kimdi arkadaşlar? Hazreti Adem. Son peygamber Hazreti Muhammed. Hangi seçenekte var bu? Bakalım Hazreti Adem, Hazreti Muhammed C seçeneğinde var. Bakıyoruz şöyle, değil mi arkadaşlar? Evet. Kur'an-ı Kerim'de ayetlerden meydana gelen, bakınız, ayetlerden meydana gelen ve belli konuları işleyen metinlere ne denir? Arkadaşlar, sure denir. Bakınız. Bunu unutmayalım. Ayetler besmele ile başlar. Pardon. Sureler besmele ile başlar. Üç tane ayet bir araya gelmiştir. Sure olmuştur. Mesela İnne a'taynâ kel-kevser bir ayet. Fesalli li rabbike venhar iki ayet. İnne şe'neke hüve'l-ebtar üç ayet gibi. Üç ayette ne oluştu? Bir sure oluştu. Evet. Unutmayalım arkadaşlar. Ayetlerden meydana gelen belli konular işleyen metinlere sure denir. 10. Allah'ın güzel söz ve davranışlarımıza verdiği karşılığa denir. Evet. Ne denir? Allah'ın güzel söz ve davranışlarımıza verdiği karşılığa ne denir? Bakalım. Besmele, günah, helal, sevap denir arkadaşlar. Yine sevap kazanıyoruz. Herhangi güzel bir söz söylüyoruz. Güzel bir davranış yapıyoruz, sevap kazanıyoruz. Mesela bir kedi yavrusuna süt verdik, bir ekmek parçası verdik, sevap kazanıyoruz. Sevabın büyüğü küçüğü olmaz arkadaşlar. Sevap sevaptır. 11. Yüce Allah tarafından nurdan yaratılan ve gözle görülmeyen varlıklara ne denir? Bakalım. Melek, peygamber, insan, Kur'an. Ne denir arkadaşlar? Melek. Melekler gözle nurdan yaratılmışlardır. Gözle görülmezler. Melekler. Peygamber görülür, insan görülür, Kur'an görülür. Evet. 12. Besmele'nin anlamı nedir? Bismillahirrahmanirrahim'in anlamı nedir arkadaşlar? Ben Tanrı'na giderim ki birdir. Hayır değil bu. Kelime-i Tevhid'in anlamı bu. Allah'a şükür değil. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım. Evet. Diğeri şeytana şerine Allah'a sığınırım. Eksik bu arkadaşlar. Bu Euzu'nun anlamı Bismillahirrahmanirrahim anlamı budur. Rahman ve Rahim olan veya biraz daha açarsak esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adıyla demektir. 13. Dini ölçülere göre zengin sayılan Müslümanların, bakın zengin sayılan Müslümanların mal veya paralarının belirli bir bölümünü yılda bir kez, bu 40'ta bir arkadaşlar, paranın belirli bir bölümü diyor ya, paranın 40'ta birini yani %2,5'unu yılda bir kez ihtiyaç sahiplerine, fakirlerin vermelerine ne denir? Namaz, oruç, zekat, hac ne denir? Zekat denir. Zenginler yılda bir defa malın 40'ta birini fakirlere verirler ve böylece toplumda fakir kalmaz. Evet. Mekke'de bulunan Kabe'yi ve kutsal yerleri yılın belirli zamanlarında ziyaret ederek yerine getirilen ibadet aşağıda hangisidir? Nedir arkadaşlar? Kutsal yerleri yılın belirli zamanlarına bakınız. Belirli zamanlarında. Haç mevsiminde ziyaret ederek getirilen ibadet arkadaşlar haçtır. Kabe'yi ziyaret etmeyi belirli zamanda gidersek hacı oluyoruz. Evet. 15. Bu bilmecenin cevabı aşağıdakilerden hangisidir? Bilmeceyi okuyalım arkadaşlar. Allah için yapılır o ne güzel ibadet. Günde yarım saate sığar 5 vakit nöbet. 5 vakit nöbet deyince hemen ne anlayacağız arkadaşlar? Namaz anlayacağız. Günde 5 vakit. Oruç yılda bir defa, bir ay. Zekat yılda bir defa. Hac ömürde bir defa gitmek farz. Evet. 16. Aşağıdakilerden hangisi Fatiha suresine verilen mesajlar arasında değildir? Bakalım. Övgüye layık tek varlık Allah'tır. Vardır. Arkadaşlar. İbadet ve kulluk yalnızca Allah'a yapılır. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Vardır. Allah her şeyi yaratandır. Bakalım diye D şıkkına bakalım. Allah yüce ve bağışlayıcıdır. Vardır. Burada Allah her şeyi yaratandır.
Fatiha suresinde yok arkadaşlar. Fatiha'nın anlamına bakarsak onu görürüz arkadaşlar. 17. Aşağıdakilerden hangisi çocukların anne babasına karşı görev ve sorumlulukları arasında yer almaz? Evet. Anne babaya iyi davranmak vardır. Anne babanın sözlerini yerine getirmek vardır. Anne babaya saygısızlık yapmamak vardır. Anne babanın yerine iyilikte bulunmak. Anne babanın yerine iyilikte bulunmak, bu yok arkadaşlar. Yapılabilir de ama bunlar daha önceliklidir. 18. İslam dininin inanç esasları arasında aşağıdaki de hangisi yer almaz? Evet, bakınız, inanç esasları, yani imanın şartları. Arkadaşlar ne bakalım hemen. Peygamberle inanmak, bak inanmak var. Kitaplara inanmak var, inanmak. Meleklere inanmak var. Namaz kılmak yok arkadaşlar. Namaz kılmak İslam'ın şartı. Kılmak diyor, yapmak, etmek. Bunu başta söylemiştik değil mi arkadaşlar? 19. Hangi seçenekte Kur'an-ı Kerim'in en kısa ve en uzun sureleri birlikte verilmiştir? En kısa, bunu biraz önce de gördük. Bu defa tersine söylüyorum. En kısa sure ne arkadaşlar? Kevser. En uzun sure Bakara. C şıkkını verilmiş. Bunlar Fatiha Bakara, İhlas Maide, Fatiha Nas. Bunlar değil. Hemen soru bize sırıtıyor arkadaşlar. 20. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım cümlesi aşağıdaki hangisinin anlamıdır? Evet, soruları pekiştiriyoruz arkadaşlar. Hangisinin anlamıdır? Kelime tevhid? Hayır. O la ilahe illallah Muhammed Resulullah. Besmele'nin anlamı neydi? Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kelime-i şehadet, ben şehad ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Salavat, peygamberim salavattır arkadaşlar. Demek ki Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım Besmele'nin anlamıdır. 21. Mekke'de bulunan Kabe'yi ve kutsal yerleri yılın belli zamanında ziyaret ederek yerine getiren ibadet hangisidir? Haçtır. Bunu söyledik biraz önce. Yüce Allah tarafından nurdan yaratan göze görme meleklere, varlıklara ne denir? Melek denir dedik. Bunu biraz önce söyledik arkadaşlar. Hemen bir daha yazalım. Seçeneklerden hangisi imanın şartlarından birisi değildir? Evet. Bu da başka bir madde yazılacak. Allah'a iman, inanmak, iman, meleklere iman, inanmak, kitaplara iman, inanmak, namaz, namazı iman. Hayır, namaz kılmaktır bu arkadaşlar. İman esasları arasında yoktur namaz kılmak. O İslam'ın şartlarındandır. 24. İnsanın ölümüyle başlayıp, önce soruyu okuyalım. Yukarıda sözü edilen İslam'ın inanç esası aşağıdakilerde hangisidir? İnanç esası. İnsanın ölümüyle başlayıp sonsuza kadar sürecek olan hayatın varlığına iman etmektir. Ahirete inanmaktır. Bu inanç esası sayesinde insan yaptığı tüm iyi ve kötü davranışların karşılığını alacağını, göreceğini bilir. Bu hangi inançtır arkadaşlar? Bu arkadaşlar, kaza ve kadere iman değil, Allah'a iman değil, kitaplara iman değil, ahirete iman. İnsanın ölümüyle başlıyor değil mi arkadaşlar? Ahiret. Sonsuza kadar sürecek olan bir hayat. Nedir bu? Ahirettir. Evet, hemen son kağıdımız cevaplandıralım arkadaşlar. Biraz uzun oldu sorularımız. Evet, iyi not almanız için çok soru seçtim arkadaşlar. Ama Besmele'nin anlamı aşağıdaki hangisidir? Bunu gördük. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım. Eğer bunu bir daha bilmezseniz arkadaşlar, olmaz. 26. Allah Celle Celaluhu, Celle Celaluhu onun şanı yüce demektir. Allah bazı peygamberlerine sayfa sayısı az olan kitaplar göndermiştir. Sayfa sayısı az olan. İlahi kitap, mucize, suhuf, semavi kitap. Suhuf arkadaşlar. Mesela Hazreti Adem'e 10 sayfa. Hazreti İbrahim'e 10 sayfa. Gibi böyle sayfalar göndermiştir Allah. Biz bunlara suhuf diyoruz. Unutmayalım. Diğerlerine ilahi kitap denir. Bunlara suhuf denir. 27.
Dinini iyi öğrenmiş bir kişi aşağıdakilerden hangisini yapmaz? Komşusuna yardım eder. Bunu yapar. Haramdan sakınır. Ya bunu da yapar. Sakınır haramdan. Yalan söyler. Ha, olmaz. Allah'a şükür eder. Bunu yapar. Dinini iyi öğrenmiş bir kişi yalan söylemez. Bilir ki Allah görüyor şu anda. Melekler yazıyor şu anda davranışlarımızı. Evet. 28. Bize zor bir durumda yardım eden kişiye ne deriz? Ne deriz arkadaşlar? Allah razı olsun. Allah sabır versin. Bu başına kötülük gelen kişiye, bir musibet gelen kişiye Allah sabır versin der. Allah'a emanet ol. Birini uğurlarken Allah'a emanet ol deriz. Allah bilir deriz arkadaşlar. Bir şey bilmediğimiz zaman bize zor durumda yardım eden kişiye Allah razı olsun denir. Bunu demek lazım arkadaşlar. Teşekkür etmek lazım insanlara. Teşekkür de bir Allah razı olsun demektir esasında. Kur'an-ı Kerim hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Bakalım hemen. Kur'an-ı Kerim ilk ilahi kitaptır. Evet, ilk maddemiz yanlış çıktı arkadaşlar. İlk ilahi kitap değildir arkadaşlar. Son ilahi kitaptır. Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim Hazreti Muhammed'e gönderilmiştir. Doğru. Kur'an-ı Kerim'in her bir cümlesine ayet denir. Cümlesine ayet denir. Doğru. Kur'an-ı Kerim'in tek harfi dahi değişmemiştir ve değiştirilemeyecektir. Doğru. Kur'an'ın ilk ilahi kitap değildir arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim son ilahi kitaptır. Bunu biliyorsunuz. 30. Ramazan ayında yeme içme faaliyetlerinden Allah rızası için uzak durmaya ne denir? Allah rızası için Ramazan ayında yemeden, içmeden uzak durmaya biz arkadaşlar ne diyoruz? Namaz, oruç, zekat, hac. Oruç diyoruz. Yeme içme faaliyetlerinden uzak duruyoruz. Değil mi arkadaşlar? Yemiyoruz. Yemek bizim, sofra bizim, her şey bizim ama elimizi uzatıp yemiyoruz. Niçin? Allah rızası için. Onun için Allah oruçtanları çok seviyor. İslam dinine yeni giren bir kimsenin ilk söyleyeceği söz aşağıdakilerden hangisidir? Elhamdülillah değil. Hamdolsun değil. Merhaba değil. Kelime-i şehadet. Evet. Kelime-i şehadet söyleyecek ve bunu inanacak. Diliyle söyleyecek yani ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yine şehadet ederim ki Hazreti Muhammed Allah'ın Resulü ve Allah'ın kulu ve elçisidir. Diliyle söyleyecek, kalbiyle tasdik edecek. Peki hala İngilizce söylese olur mu? Olur arkadaşlar. Çünkü bütün diller Allah'ındır. Bütün diller kutsaldır. Hepsini Allah yaratmıştır çünkü. 32. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen peygamber sayısı kaçtır? Evet, 20, 25, 30, 35. Kur'an-ı Kerim'de arkadaşlar 25 tane peygamberin ismi geçmektedir. Evet. Ama peygamberimiz diyor ki 124 bin civarını peygamber gelip geçmiştir. Hepsini yazsa ciltler dolusu olur. Sadece 25 tanesi ismi geçiyor. Bunlar da örnek olarak bir davranış sergilemişler. Biz Müslümanları okuyarak o peygamber gibi olmaya çalışacağız. Hemen bitirelim arkadaşlar. Kıyamet günü ve diriliş zamanı sura üflemekle görevli olan melek aşağıdaki de hangisidir? Hangi melek sura üfleyecektir kıyamette? İsrafil aleyhisselam. Cebrail elçi melektir değil. Mikail tabiat olaylarını düzenler. Azrail eceli gelenin canını alır. Sur üfleyecek melek İsrafil aleyhisselamdır. 34. Dinin direği olarak ifade eden ibadet hangisidir? O zekat, oruç, hac, namaz, namazdır. Namaz dinin direğidir diyor Peygamber Efendimiz. Evet arkadaşlar, sizlere yazılarda başarılar diliyorum ve bu sayfamızda beğenmeyi unutmayalım. Teşekkür ederim. İyi günler efendim.